En şefkatli ve en merhametli Allah'ın adıyla. Hazreti Süleyman'ın Krallığı. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. O, görülmeyeni görür, duyulmayanı duyar, yoktan var eder. Sonsuzluğun hakimi, yerlerin ve göklerin tek sahibidir. Hani zamanında biz meleklere dönüp Adem'e secde edin demiştik. Bütün melekler secde etti ama iblis etmedi. O cinlerdendi. Böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. O, muhlis kullar dışındaki herkesi yoldan çıkaracağına yemin etmişti. Önden, arkadan, sağdan ve soldan onlara saldıracağına söz verdi. Böylece Adem'in neslini yoldan çıkarıp onları yok edecekti. Biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve şeytandan ve onun vesveselerinden korunun diyen peygamberler gönderdik. Şeytana uymayı, doğru yoldan sapmayı onlara yasakladık. Sonra insanların bir kısmı hidayete erdiler, diğer bir kısmı ise sapkınlık içinde kaldılar. Thank you.
ey esma behteran, ey kudret bendan, ey mitraiha. سلط یابید و آنان را به کامتان فرو برید، فرو برید. آن چه سجده نکرده وعده می کند، پس شما خدمت گزارانش را فرا می خوانم، فرا می خوانم. Yaklaşık 3000 yıl önce Yüce Rab bir kere daha dürüst kullarından birini peygamber olarak seçti. Ve Davut peygamberin oğlu Süleyman aracılığıyla İsrailoğullarını iyiliğe ve doğruluğa sevk etti. Selam. Onlar senden daha mı utangaç? Gel, otur şöyle. Selam. Selam. Selam canlarım. Büyükler siz yalnızken yanınıza gelip sizi rahatsız etmememiz gerektiğini söylüyor. Hayır. Beni rahatsız etmiyorsunuz. Oturun. Oturun hadi. Ben de sizin yaşınızdayken babam Davut'la birlikte gezerdik. Hep buraya gelirdik. O da bizim gibi bu kayaların üzerine oturur ve o güzel sesiyle Zebur'dan bana ayetler okurdu. Dağlar, kuşlar ona eşlik eder, onunla adeta konuşurlardı. Kuşlar sizinle de konuşurlar mı peki? Kuşlar mı? Kardeşim, herkes bizi bekliyor. Şu
Şu gelen yüce kralımız Süleyman peygamber mi? Yaşasın Süleyman peygamber! Yaşasın, Süleyman peygamber! Hoş geldin yüce kralımız. Hoş geldin. Dualarınızla bu yıl mahsullerimiz geçen yıla göre daha iyi oldu. Allah'ın peygamberi ekinleri biçmeye başlamamız için dua etmeyecek mi? Yüce Allah bugünü bütün kulları için çok sever. Çünkü bugün insanlar önceden ektiklerini biçmeye başlıyor. Bugün herkes kendi eliyle ektiği neyse onu biçecek. Ey yüce Allah'ım, bu toprakları sonsuz bereketinle doldur ve bizi senin muvahhidlerinden eyle. İşte şimdi Allah'ın izniyle başlayabiliriz. Selam. Selam. Yüce Efendimiz Süleyman. Şeref verdiniz. Sevgili Meryem, sen neden buraya geldin? Dayanamadım, yerimde duramadım. Bu yıl çok bereketli bir yıl oldu. Hepsi yüce Allah'ın lütuf ve ihsanıdır. Thank you.
Kudüs. Allah'ın irade buyurduğu krallığı bu topraklarda hakim kılmak istedik. Onu razı edecek şekilde hükmetmeliydik. Ama Rabbimin karşıma çıkardıklarının anlamı ne? Acaba benden bir şey mi istiyor? Senin sonsuz mülkünün karşısında dünya ne ki? Benim krallığım ruhsuz bir cesetten mi ibaret? Yüce Allah, nerede ben, nerede senin o yüce saltanat? Süleyman, biz defalarca sana sonsuz sevgimizi ve alemin en güzel iyiliklerini bahşettik. Hatırla, bir zamanlar baban Davut'la senin ilmine ilim katmış, sana yol göstermiştik. Pek çok mümin kullarımıza sizin faziletinizden fazilet verdik. Sizi onlardan üstün kıldık. Ve işte o zaman sana kitabı, peygamberliği ve hükümdarlığı bahşettik. Sana vahiy verdik. Risaletimiz için seni peygamber seçtik. Ama şunu unutma ki halkının pek çoğu hidayete kavuşamamış ve hala şeytanın emirlerine boyun eğmektedir. Ey yüce Rabbim. Öyleyse şimdi bana dünya var oldukça hiç kimseye bahşetmediğin ve bahşetmeyeceğin bir krallık bahşetmeni dilerim. Bahşedenlerin en yücesi.
Bütün kabile reislerine ve kahinlere haber yollayın. Derhal Kudüs'e gelsinler. Çok büyük olayların içine sürükleniyoruz. Çok zorlu olacak. Aziz yazar. Kudüs'ün büyük alimini tekrar görebildiğimiz için çok mutluyuz. Aziz yazar, kralın huzurunda bize eşlik edecek misiniz? Yüce Allah bize krallığımızın zayıflığını gösterdi. Ondan krallığımızı, topraklarımızı yüceltmesini diledim ve dileğim yerine geldi. Krallığını yüceltmesini mi diledin? Yeryüzünde ahiretteki gibi bir cennet yaratmasını diledim. Nimeti bol, mutluluk içinde yaşanan bir yer. Vaat edilmiş topraklar. İsrailoğulları bu yüzden geldi ama gördüğünüz gibi ondan eser yok. Dünyada şer ve kötülük var olduğu müddetçe o ilahi cennette yaşamamız mümkün olmayacaktır. Ona kavuşmak için o korkunç fitneleri alt etmeliyiz. Ne fitnesiymiş bu Süleyman? Şeytanın ve cinlerin fitnesi. Konuştuklarınızdan hiçbir şey anlamıyoruz. Neler olacak açık söylesen. Adem'in dünyaya gönderilmesiyle alemler birbirinden ayrıldı. Onların bir kısmı kısa süre sonra tekrar birleşecek. O ana kadar kendi dünyalarına hapsolmuş cinler ve şeytanlar bize görünür olacak. Gittikçe daha da yaklaşacaklar. Her an daha yakınımıza gelecekler. Sonunda cisme bürünüp dünyamıza girecekler. O ilahi cennet var olmayacak ta ki insanlığın düşmanları kanlı bir savaşla yok edilene kadar. Bunlar nasıl sözler? Hangi krallık? Hangi savaş? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Hayır, kesinlikle alay etmiyorum. Bu yüzden dünyanın dört bir yanından sizleri buraya çağırttım ya. Peki bizden ne istiyorsun? Yaklaşan felakete karşı bana yardım etmenizi istiyorum. Kudretli Süleyman, elinde bu sözlerini kanıtlayacak delil var mı? Hangi alim ve din adamı Tevrat'ta böyle bir şeyin olduğunu doğruladı? Dedim ya, ben bunu Rabbimden diledim ve o... Ve o da bu dileğini kabul etti, öyle mi? O sırada senden başka kimse Allah'la aranızdaki bu konuşmaya şahit oldun peki? Bütün bunların senin hayalinin ürünü olmadığını nereden bilelim? Bu da ne demek? Hepiniz babamız Davut ve kardeşimiz Süleyman'ın peygamberliğinden haberdarsınız. Ve Allah'ın onlara neleri bağışladığını gayet iyi biliyorsunuz. Hayır, biz bir şey bilmiyoruz. Peygamberlikle ilgili onlara verildiği söylenen mucizeler biz Yahudi alimlerin nezdinde hiç ispatlanmadı. Onların peygamberlikle ilgili delillerini de görmedik. Bana göre bütün bu konuşmaların nedeni yürüttüğün başarısız hükümdarlığın zaaflarını örtbas etmektir. Madem ki kendini kral görüyorsun, o zaman burada olmuş ve olacak her şeyden de sen sorumlusun. Halka yakınlaşıp dost olduğunuzu göstereceğinize bizden yardım isteseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Böylece şimdiye kadar dinlediğimiz bu acayip hikayelere muhtaç olmazdınız. Ayrıca bizden böyle gereksiz bir savaş için kabilelerimizi yok edecek bir şey yapmamızı beklemiyorsunuzdur umarım. Davut'un izinde gitmek için İsrailoğullarının yönetimini bizden devralan siz değil miydiniz? Onun Zebur kitabını hakim kılarak elimizdeki kitapları halk arasında yok eden de sizdiniz. Ahit sandığını bile kendinize mal ediyorsunuz. Bu yaptığınız ayıp değil mi? Halbuki biz Yahudi alimleri Musa'nın şeriatının gerçek mirasçılarıyız. Bizim yaşımızdan, başımızdan, ağarmış saçlarımızdan da mı utanmıyorsun? Sen daha çocuksun oğlum. İlahi peygamberlerin hiçbiri, ne Nuh, ne İbrahim, ne Yusuf, ne Musa, hiçbiri böyle bir iddiada bulunmadı. O Allah erleri asla yeryüzünde bir cennet kuracaklarını ya da görünmeyen şeytanlara karşı savaş açacaklarını iddia etmediler. Şimdiye kadar hiç yapılmadı bunlar. Onlar ki yokluğun zirvesindeyken dini ve Allah'a tapmayı insanların arasında en iyi şekilde yaydılar. Ve bu yolda sayısız fedakarlıklar yaptılar, değil mi? Evet, doğru. Kesinlikle doğru söylüyor. Süleyman'ı 9 yaşında bir çocukken varisi kılan Davut'a o zaman da karşı çıkmıştık. Krallık kolay iş mi? Herkes kral olabilir mi? Krallık tecrübe gerektirir. Tecrübe! Ey İsrail oğullarının büyükleri! Hepiniz geldiğiniz şehirlere dönün.
Efendiler. Efendiler. Nereye gidiyorsunuz? Çareyi hep beraber bulalım. Şey. Muharib'in oğlu. Efraim hanedanlığını unuttun mu? Süleyman'ın tarafını mı tutuyorsun? Buradaki diğer askerlere de bu mesajımızı iletin. Daha ne zamana kadar kendi kabilelerine karşı gelecekler? İşin kontrolünü elimize almak zorundayız. Sevgili dostlarım, şimdi farklı şehirlere giderek mesajımı bütün halklara iletin. Kardeşim, kabileler büyüklerinin sözlerini dinler. Bizimkini değil. Çaremiz yok. Siz bana yardım edecek misiniz? Son nefesimize kadar yanında olacağız. Hepimiz Allah'ın yüce peygamberinin emirlerine uymaya hazırız. Son nefesimize kadar. Kudüs. Fitnelerin en kötüsü burada olacak. Kardeşim Abşalom. Siz payitahtta kalın ve orayı gözünüz gibi koruyun. Aziz Yuab, siz de oğlunuz ve emrinizdeki bütün askerlerle Zebulun'a gidin. Baş üstün efendim. Bu hanedan babamın savaşlarında sürekli bizimle oldu. Umarım bizi yalnız bırakmazlar. Aziz Yeşbeum, siz ülkenin güney kısımlarını muhafaza edin. Adonya, sen de doğuya, Eriha'ya doğru git. Öyle sanıyorum ki fitnenin baş kaldıracağı ilk yer orası. Yüce kralım, hiç asker bırakmadık. Kudüs'ü kim koruyacak? Başka çaremiz yok. Hepiniz derhal askerlerinizi alıp yola koyulun. Eğer fitnenin baş gösterdiğini görürseniz ilk işiniz güvenliği sağlamak olsun. Sefere mi çıktınız? Eski silah arkadaşlarımı görmek için geldim. Bizi kabul eder misin? Hoş geldin, buyur. Ey insanlar, bilin ki bizler hep birlikte çok büyük bir sınava hazırlanıyoruz. Hiç şüphe yok ki cinlerin ve şeytanların yeryüzüne gelecekleri yollar sonuna kadar açılmış durumda. Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak. Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları İman eden kullarına daima açıktır. Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz. Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız. Zabul. Neden buraya gelmiyorlar? 15 gündür kadınlarımız ve çocuklarımız perişan bir haldeler. Ne taraftan saldıracaklar? Denizden mi? Ormandan mı? Yoksa dağlardan mı? Diyorlar ki onlar her yerdedir. Her yerde. Şeytan ve cin diye bir şey yoktur.
İnanmayın bu tür şeylere. Onlar sizin hayal ürünlerinizdir. Onların kendilerine ait bedenleri bile yok. Siz yapıyorsunuz. Onlar gerçek değil. Siz kendi düşüncelerinizde var ediyorsunuz. Şeytan nedir biliyor musunuz? Asıl şeytan sizlerin kötü amellerinizdir. Sizler seçilmiş kavimsiniz. Hiçbir zaman yanlışa düşmezsiniz. Sadece Tevrat'ı taşıyan bizlere uyun size yeter. Başka kimseye değil. Elihan. Olduğunu söyledin. Sana yeteri kadar fırsat verildi. Nasılsın Uzun? Aziz Meyir, siz bana yardım edin. Nasıl? Ben bir yıl önce kendisinden borç almıştım. O borç için benden habire faiz istiyor. Buyurun işte, kendisine kefil olduğunuz adamı görüyorsunuz. Bu kadar faize dayanacak gücüm kalmadı artık. Pazarın faiz oranları İsrailoğullarının alimleri tarafından belirlendi. Evet ama şimdiye kadar onun iki katını benden aldı. Ona rağmen borcum hala duruyor. Benim ailem var, çok sıkıntıdayım. Siparişlerim geldi mi? Geldi. Bu insaf mı? Bu nasıl bir hükümdür? Nasıl bir şeriattır? Allah ne vakit böyle bir hüküm vermiş? Kapa çeneni be adam. Sen Allah'ın şeriatını nereden bileceksin? Neden sıkıntıya giriyorsun ki? Eğer gerçekten sıkıntıların varsa Aziz Meyer'den yardım isteyebilirsin. Hem o herkesten daha az faiz alıyor. O benim malım, ona el koyamazsın. İstediğimi yaparım. Mal dedim sana. Bırak. Bırak dedim. Bana ait. Sana ait olsun. Durun. Nasıl bir her tarafı birbirine kattınız. Durun, durun. Yeter artık. Utanmıyor musunuz? Şu işe bakın. Kardeşim basit bir sikke için bana saldırır olmuş, gördünüz mü? Şimdiye kadar böyle bir şey için kavga ettiğim ne görülmüş ne duyulmuştur. Bir sikke için kavga etmeye değer mi söylesene? Kavga etmeye değmez, öyle mi? Gördünüz mü? Bunların hepsi sizin eseriniz. Çünkü bu şehir İsrailoğullarının elindeyken daima huzur içindeydi. Ama siz geldiniz, her yere korkuyu hakim kıldınız. Bu insanlar o kadar korkuyorlar ki şimdi boş yere birbirleriyle kavga ediyorlar. Boş yere değil Yüeyl. Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Ey insanlar, kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin ve hizmetçilerinizin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz. Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım. Ve onun dergahından genç tövbe adam, dileyelim. Bu şehirde İbrahim'in kabilesinin yaşamı da, dini de Allah'ın kitabına göre düzenlenir. Bunu herkes biliyor. Buranın kanunu Musa'nın kanunudur. Onun bunun değil. Son uyarım. İçinizde dediklerime itirazı olan varsa derhal bu kabileyi terk etsin. Ve bu diyardan defolsun. O kadar. Gördüğüm bu insanlar uzun yıllardır bu hayatı yaşamaya alıştılar. Neden her şeyi alt üst etmeye çalışıyorsun? Dayanılacak gibi değil. Bu tahammülsüzlük insanları kargaşaya sürüklüyor. Kabileleri idare edecek gücümüz kalmadı artık. Er ya da geç herkes Süleyman'a yöneliyor. Ahit sandığı onun elinde. Adamın adeta sihirli bir gücü var. İblislerin gelmesiyle her şey onun emri altına girecek. Hayır, onların geri gelmesi bizim faydamıza olacak. Ara, bu büyücüyü buraya kim çağırmış olabilir? Onu ben davet ettim. Bu zor durumda her türlü yardıma başvurmalıyız. Dinleyin, bakın, çıkardıkları uğultuları duymuyor musunuz?
Dünyanın en ihtişamlı kişileri onların gücüyle ülkelerini genişlettiler ve övgülere mazhar oldular. İsimlerini herkes öğrendi. Nemrut, Firavun ve daha niceleri dünya üstünde ne medeniyetler kurdular. Şimdi ne yazık ki binlerce yıl aradan sonra tekrar yeryüzüne dönüyorlar. Şimdi kendilerine memnuniyetle itaat edecek hizmetkarlarını kesinlikle unutmayacaklardır. Hey boy. Şimdi eğer dünyanın servetini elde etmek istiyorsanız ve eğer bütün dünyayı istediğiniz şekilde yönetmek istiyorsanız... Onlarla anlaşalım mı yani? Biz İsrailoğullarının alimleriyiz. Halkımız ne der buna? Aziz yazar. Süleyman krallık tahtına oturduğu günden beri onu devirebilmek için böyle bir anı bekliyordum. Babası gibi yalandan peygamberlik ilan ettiğinden beri benim imanım güçlendi. Ve azmim daha da kuvvetlendi. Eğer bu yaratıklar gelirse kendini beğenmiş bu genci mutlaka yıkıp geçerler. Takva ve Süleyman'a itaat. İkisinden en tehlikelisi Süleyman'a itaat etmektir. Hiç şüpheniz olmasın, bu onun yenilgisinin başlangıcıdır. Daha küçük bir çocukken bir gün tarla sahibi bir adamla koyunlarını geceden o tarlada otlatmış çiftçinin bütün ekinlerini koyunlarına yedirmiş genç bir çoban arasında tartışma çıktı. Allah onun hükmünü Süleyman'a öğretti. Davut, onun faziletini gördünüz mü dedi. Ama muhalifler kargaşa çıkartarak küçük bir çocuğu kendine veliaht mı yapacaksın diye karşı çıktı. Oğlum o insanların arasında durmuş keskin gözleriyle bana bakıyordu. Ve ben oğlumun kendini zorluklarla dolu bir geleceğe hazırlamaya başladığını içten içe hissediyordum. Sonunda o gün gelip çattı işte. Meryem, onun için çok endişeleniyorum. Anneciğim, Allah bizimledir. Bizi asla yalnız bırakmaz. Davut'un sülalesi böyle günler için yetiştirilmiştir. Ben evlatlarımla iftihar ediyorum. Bebek bugün nasıl? Her geçen gün değişiyor. Her gün onu daha çok hissediyorum. Uzun zaman sonra Allah bizi kendi rahmetine mazhar kıldı. Şimdiden onu kıskanmaya başladım. Korkarım doğduktan sonra senin bütün ilgini kendisine çekecek. Çok zor günler geçiriyorsun değil mi? Daha önce hiçbir peygamber böylesine tehlikeli bir maceraya atılmadı. Acaba başarabilecek miyiz? Rabbim yardım et. Kudüs'te ve diğer şehirlerdeki bütün insanlar sana sevgi besliyor. Ama geleneklerin esiri olmuşlar. Acaba bunu aşabilecekler mi? Olayları bastırabilecek miyiz? Ben de bilmiyorum.
Ne yapıyorsun sen? Allah bizimle beraber. Süleyman dua ve tövbeyle onun dergahında kurtuluşa ereriz dedi. Böyle bir durumda kılıçlar konuşur artık. Onlar bizim kabinemizin saygıdeğer insanları. Onların da haysiyeti var. Onları rahat bırakın. Sakin ol. Dün gece neler olduğunu görmedin mi? Her şey normal haline dönene kadar bir süreliğine onları koruyacağız. O kadar. Burası askeri bir şehir değil. Böyle davranarak kadın ve çocukların canını tehlikeye atıyorsunuz. Derhal askerlerinizi buradan çekmeniz gerekiyor. Siz çekmezseniz biz kendimiz çekeriz. Beklemeyin. Şehrinizde huzuru sağlamam için senden yardım rica ediyorum. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Aziz Süleyman, bunların sürüleri bir yıllık mahsulümüzü silip süpürdü, talan etti. Bu meseleye sonra bakarız. Şimdilik barış yapın. Atlara binin, daha hızlı. Acele edin. Çabuk olun. Ne oluyor? Acele bilmem, edin. Fırlayıp çıkıverdi. Herhalde Eriha'ya gidiyordur. Ali!
Kardeşim. Adonya. Kargaşa son haddinde. Artık halk birbirine saldırmaya başladı. Kendi akrabalarına bile. Çoğunu yakalayıp tutukladık. Ancak bu şekilde birbirimizi daha iyi koruyabiliriz. Her an biri o hale gelebilir. Allah'ım. Ey benim tek ilahım, benim her şeyim. Ey benim tek sığınağım. Senden başka kimseye el açmam. Haykırışlarımı ancak sen duyarsın. Sadece sana yakarırım. Artık benim elimden bir şey gelmiyor. Sen benim Rabbimsin. Yardım et. Halkımı bu sıkıntıdan kurtar. Yüce Rabbim, bu zayıf bedenim senin lütfunla bu kanlı düşmanların karşısında güç kazanıyor. Onları ancak bu şekilde yenebiliyorum. Senin yardımınla. Bana lütfettiğin gücü yere indir. Kalplerimizi nurunla kuvvetlendir. Bize güç ver. Güç ver ki senin için düşmanla savaşıp onları sonsuza kadar yenelim. Kalplerinde iman olanlar kötülükten korunduklarını görsünler. Ve şeytan bir daha buraya asla uğramasın. İnsanlara yol göstermemize izin vermeyenler senin kardeşlerindi. Onları bize karşı kışkırtıyorlardı. Bu belanın üzerimize musallat olmasının tek bir sorumlusu var. Ve onun kim olduğu da belli. Kimse nasihatlerimizi dinlemedi. Bu genç adam pazardaki alışverişlere bile müdahale ediyordu. Ben gördüm. Pazar alışverişlerine mi? Kastettikleri şey faiz yemek. Faiz mi? Bu kabile her daim sağlıkta, hastalıkta, ziraate bize geldi. Ve bizler onların sıkıntılarını giderdik. Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Faiz belasını ne yapacaksınız? Bu hayatın haram mala bulaştığını, doğacak belanın halkın eteğine bulaşacağını bilmiyor musunuz? Haram mal mı? Neden bu şehrin kâinlerine iftira atıyorsun? Siz kutsal kitabı gayet iyi bilirsiniz. Şehrin büyükleri de iyi bilir ki biz halktan kendi hakkımız dışında bir şey talep etmedik. Hangi hak? Hangi talepmiş bu? Musa'nın şeriatine rağmen İsrailoğulları arasında böyle korkunç bir günahı sıradan bir iş gibi gösteriyorsunuz. Doğru yoldan sapıyorsunuz. Bundan büyük günah olabilir mi? Ne günahı kudretli Süleyman? Faiz servetin tuzu biberidir. Borcu alan kişi buna razıysa bu muamelenin helal olduğunu gösterir. Tevrat'ta ve ilahi kitaplarda da yazılıdır. Kendi arzunuza göre değiştirdiğiniz kitaplarda mı? Tahrif ederek çıkarlarınıza uydurduğunuz kitaplarda mı? Kim demiş faiz ve yalanla yediğiniz mallar helal diye? Hiç utanmıyor musunuz?
Bu haram mal üzerine kurulmuş servetin ateş olup hepinizi yakacağını bilmez misiniz siz? Biz nasıl yaşayacağız bunu düşündün mü? Açlıktan avare olup sokaklarda halkın arasında dilencilik yaparak ilmi de alimliği de yerin dibine mi sokacağız? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun ki şu azıcık ilim bile sizi azdırmış. Yoldan çıkmışsınız. Krallığımın bana ruhsuz bir ceset gibi görünmesini şimdi anlıyorum. Hemen kaybolun gözümün önünden. Sizde hiçbir hayır görmüyorum. Yarın başka birini yanıma çağıracağım. O onlardan daha bilgilidir. İlmiyle onlar gibi yoldan çıkmamış biridir. Dağlar yer değiştirse o asla değişmez. Dünya sallansa o kımıldamaz. Dün olanları hatırlıyor musunuz? Şimdi diğer şehirlerde de durum pek farklı değildir. Ya bu delilik bize bir kere daha musallat olursa? İçinizden hakka tabi olanlar bu fitne fesattan korunacaktır. Bundan sonra ancak tek yol var. Allah sizi korusun. Sen bizimle gelmiyor musun? Şay! Çağırmış. Artık onun elinden de bir şey gelmez. Yok edici güçlerin olduğunu ve yıllar geçtikçe güçlendiğini söylüyordum. Ne demek istiyorsun? Sen ne dediğimi daha iyi bilirsin. Süleyman'ı öldüreceksin. Hayır. Yaparsam bana geri dönebilir çünkü. Onun ölmesi böyle bir riski göze almaya değer. Düşünme. Öldür onu ara. Üstadımın bana dediğine göre... Büyü ilmi bizlere Musa denizi yarıp geçtiğinde yanında olup ona eşlik eden Firavun'un sihirbazlarından kalmış. Çok eski ve bu ilim kahinlerce gizli tutulmuş. Sonra da nesilden nesile geçerek ta bizlere kadar ulaşmış. Üstadımın dediğine göre bütün sihirlerin en güçlüsü, bütün kurbanların en güçlüsünden elde edilmiş. Zavallı adamcağız. Öyleyse hemen işe koyul. Hemen işe koyul. Hay hu. Hey, güneşi tapan. Hey, kim gözü şeytan. Hey, iblisler. Hey, zehir ve kin. Hey, fırsat. Onun ciğer paresine girin. Ve onu yok edin. Bu dünyada işini bitirin. İşini bitirin. İşini bitirin, onu yok
Ne oldu? Meryem. Yolumuza devam ediyoruz. Kardeşim, siz Kudüs'e gidin. Bizler de civar şehirlere gidelim. Allah'ın izniyle bu fitneye son vereceğiz. Şahin, birkaç adam al sen de git. Baş üstüne. Hareket ediyoruz. Havrunu az kaldı. Yürüyün. Ha! Ey Süleyman, Allah size sabır versin. Bizler Kudüs halkı olarak sizin acınızı paylaşıyoruz. Sen burada kal. Peki baba. Başınız sağ olsun. Sevdiklerini kaybetmenin ne kadar acı ve zor olduğunu bilirim. Artık dediklerimizin boş olmadığını siz de anlayacaksınız. Yakınlarınız gelen tehlikenin ilk hedefi olacaklardır.
Düşmanlarınız kadınlara ve masum çocuklara bile acımayacaklardır. Asla pes etmezler. Hele bundan sonra eskisinden daha çok kan dökülecek. Keşke Yüce Kral bu duruma razı olmasaydı ve dünyadaki şu mevki ve makamdan uzak durarak köşesine çekilip ibadetle meşgul olsaydı. O zaman ülkenin sorumluluğunu da bize verirdi. Eşini ve çocuğunu kaybetmekte mi işe yaramadı? Tehlikenin farkına varmak için annenin, kardeşlerinin, yakınlarının da mı kan deryasında boğulması gerekiyor? Hiç düşünmüyor musun? Daha kaç kişi senin istek ve arzularını kurban olacak? Söyle bana. Bil ki bizi hedef alan her şerri hayırla bertaraf edeceğiz. Sen Davutoğullarının yok olması için bayrak açtın. Bense senin ailenin kurtuluşu için. Beni emretmişsiniz. Çabucak geldim. Seni gördüğüm zaman babam Davud'u hatırlıyorum. Başın sağ olsun. Kalbim Meryem ve o masum bebek için hala sızlıyor. Bizim dünyamızın cefası maalesef onları yakaladı. Onlar Allah'ın rahmetine nail oldu. Onun sonsuz muhabbetini. Elbette şu kutsal kayadan bir kurtuluş yolu açılacaktır. Son peygamber burada bütün peygamberlere namaz kıldıracak, buradan miraca yükselecektir. Allah'a dönecektir. Onun neslinden gelecek son kurtarıcı da son savaşında şeytanın boynunu işte burada vuracaktır. Yine bu topraklarda. Sonra Allah'ın melekleri yeryüzünün nurlarıyla aydınlatacaklardır. Yüce Süleyman, ulaklar haber getirdi. Beytiba, Bir Habis ve Tel Refidim şehirlerinde yaşayan halk şeytan saldırılarını püskürtmeyi başarmış. Aziz Yeşbeyum ve Hazgil hala savaşta. Adonya ise Havrun'da huzuru sağladıktan sonra Enfalis'e doğru yola koyulmuş efendim. Hemen Zebulon'a gitmeliyiz. Hatırlıyor musun? Baban Davut'un ilk zırhı bu. Kendi elleriyle hazırladı bunu. Şay. Emredin efendim. Sen kardeşimin yanında kal. Baş üstüne efendim. Avşalım, Kudüs'ü sana emanet ediyorum. Annemizi de.
Allah yardımcımız olsun. Halkı hemen kutsal kayaya doğru götürün. Kadınları ve çocukları korumalarını söyleyin. Baş üstüne. Olayların bu denli büyüyeceğini kim tahmin edebilirdi? Biz ne yapacağız? Nerede duracağız şimdi? Aziz nereye yazar. Varacak? Aziz yazar, bizi dinle. Dinleyin. Süleyman ülkenin en ucra köşesine gitmeye hazırlanıyor. İşte uzun zamandır beklediğimiz altın fırsat bu. Süleyman gelmeden bu işi bitirmek zorundayız, o kadar. Ebrun şehri bizimkilerin eline geçmiş. Şehrin girişinde bunu bulduk, getirdik. Gidelim dostlarım. Hızlı olun, daha hızlı, hadi. Baksana. Getirdim işte. Takas yaparsak olur. Güzel mi? Bunları iyi korumak lazım. Hey. Onu düşünürüz. Şuna bak. Thank you.
Allah ve peygamberi için. Yüce Allah ve peygamberi için. Çekin, hadi! Mağfiretine nail eyle. Allah'ım.
Aziz Aşer. Neden? Kendine gel. Kul olduğun şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Ben artık kirlendim. Benden bütün ümidinizi kesin artık. Yapamıyorum işte. Yapabilirsin. Allah'a sığın yeter. Şeytanı kendinden uzaklaştır. Allah'tansa sakın uzaklaşma. Ona seslen, ona yalvar. İstersen yapabilirsin. Allah'a sığın Aşer. Hiçbir şey yapamıyorum. Peygamberimiz. Adonya, kardeşim. Kabile büyükleri askerleriyle birlikte Kudüs'e hareket etmişler. Kudüs mü? Bütün bu kargaşanın tek sorumlusu var. Süleyman'ın ta kendisi. Yetersiz kalıyor işte, görmüyor musunuz? Aziz Yazar, İsrailoğullarının komutanı olmalı. Ey insanlar, kurtuluşunuzun anahtarı onun elinde. Peygamberlik iddiasında bulunan o yalancının elinde değil. Savaş mı açtınız? İsyan mı ediyorsunuz? Hem de Davut peygamberin şehrinde. Zebur ayetlerinin okunduğu bu kutsal şehirde, öyle mi? Bu yaptığınızdan utanmıyor musunuz? Sevgili Asıf, gasp edilerek ele geçirilmiş bu hanedanlığı ne hakla koruyorsunuz? Beni en bilgili olarak kabul ediyorsanız, bilmelisiniz ki bu kıymetli ilim bizim elimizde bir vasiyet olarak kalacaktır. O ilimle Allah'ın peygamberini tanıyın ve ona teslim olun. Eğer olmazsanız ilim değil, bir zillet olur. Ey insanlar, Allah'ın peygamberiyle savaşmayın. Bu affı olmayan büyük bir günahtır. Dikkat edin, Musa'nın yarenleri gibi olmayasınız. Hani Tur Dağı'ndan dönüşü gecikmişti de, yarenleri Samiri'nin hilesine kapılmış ve Harun'un üzerine yürümüştü. Asıf doğru söylüyor. Ben şehadet ederim ki Süleyman Allah'ın peygamberidir. Geri dön, geri dön. İshak, İshak. Ve bu da peygamberin kardeşi Abşalom. Davut peygamberin oğlu. Abşalom, 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 Abşalom. Ey insanlar, bilin ki bütün kabileler bana itaat etti, benimle anlaştı.
Eğer teslim olmazsanız hiçbiriniz hayatta kalamayacaksınız. Asıf doğru söylüyor. Yüce Allah, halkımı fitnecilerin fitnesinden sen koru. Ey kandırılmış komutanlar ve onların askerleri! Yahudi şeriatının en büyük koruyucusu ve kollayıcısı bundan sonra benim. Dininizin helal ve haramını en iyi ben tayin ederim. Sizleri Allah'ın gerçek kitabına davet ediyorum. Bu Tevrat'a. Allah'ın emirleri burada. İlahi bir mektup bu. Musa'ya gönderilmiş ayetler. Hala Allah'ın diniyle mi savaşacaksınız? Biz Tevrat'ta savaşmayız. Sefer de insani şeytanlarla karşı karşıyayız. Hemen Kudüs'e dönmemiz gerek. Ama yüce kralım, askerler yorgun. Atlarda daha fazla yol gidemez. Sabaha kadar dinlensinler. Orası birkaç günlük yol. Hele sabah olsun. Yüce Allah, şeytan farklı yollarla her yönden bize saldırıyor. Mesafenin hiçbir önemi yok. Her yere gitmeye hazırım. Ama bedenim zayıf. Yardım et Rabbim. Ne yapabilirim? Tut elimden Allah'ım, tut elimden. Süleyman. Yüce Allah. Süleyman. Ey bizim iyi kulumuz. Biz rüzgarı senin emrine verdik. Ondan istifade et. Senin emrine uyacak. Nereye gitmek istersen seni oraya götürecek. Bağlayacağız.
Kalkacak mı dersin? Hadi binelim. Daha hızlı dostlarım, daha hızlı. Ey Rabbim, sana sığınıyorum.
İnsanlar senin mucizelerini görüyor, yine de iman etmiyorlar. Günah ve inat gözlerini kör etmiş, kalplerini tamamen karartmış. Allah'a tapınmayı yeryüzünden söküp atmak istiyorlar. Allah, senin yolunda can vermekten korkmuyorum. Tek korkum bu fitnecilerin senin mülkünü ve krallığını fesatla doldurması. İşte sen bunu kabul etmezsin, biliyorum. Yüce Rabbim, sen bir kez daha onlara merhamet et. Bize inayetini bağışla. Şüphesiz sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Ey Süleyman, bundan sonra cinlerin ve iblislerin sana çıplak gözle görünmesine hazır ol. Biz sana onları kuşatabilme kabiliyetini bahşettik. Bu kabiliyet parmağındaki yüzükte sürekli seninle birlikte olacaktır.
Şeytan bütün kötülüklerin kaynağı, insanoğlunun baş belasıdır. Bizi birbirimizden ayıran odur. Gözlerinizi açıp tövbe etmenin vakti hala gelmedi mi? Kaçın! Yazıklar olsun kurtarın bize! Kurtarın kendinizi! Sizi kaçırsınız! Sonra benim emrimle topraklarımızdaki iblisler ve cinler asla rahat yüzü görmeyecekler. Dolayısıyla bu aşağılık yaratıklardan korkmanıza artık gerek yok. Şimdi cesur olun ve hepsini tutup bağlayın. Biz kimsesizlerin sahibidir. O cinleri ve şeytanı bize tabi kıldı. Ama bilin ki dünyanın sonunda bu yaratıklar tekrar yeryüzüne gelecek. Fesat ve kan dökücülük yeniden dünyayı kasıp kavuracaktır. Salihler ellerini yardım talep etmek için semaya açacak ve Allah bir kez daha kudretini gösterecek. İlyan'ın parlak nuru tekrar üzerimize inecektir. Böylelikle o nur, isyankâr kavimleri, tüm şeytanları ve fitnecileri yok edecektir. Rahmet denizi olan biri gelecek. İşte o, insanlığın kurtarıcısı olacaktır. Öyleyse yeryüzünün mirasçıları ancak salih kullardır. Onlar öyle bir cennet kuracak ki orada insanlar mutluluğun en uç noktasına ulaşacak. Allah'ım bizi bağışla ve salih ameli olanlardan eyle. Öyle ki kendimizi irade buyurduğun o saate kadar hazır hale getirelim. Ta ki hepimiz senin kulların olana kadar sana bağlı kalalım. Yalnızca senin için senin yolunda olalım. Sana gelelim.